Merhabalar herkese, ben Kavrulmasından Levent Öncü. Bugün Time Warp Slim el değirmeni incelemesiyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere daha önceden bu değirmeni incelemiştim ve ince öğütüm performanslarıyla ilgili bir video çekmiştim. O videoya da Kavrulması YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere Time Warp Slim ve Slim S yani Espresso modelini incelemeye çalışacağım ve aralarındaki farkları söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi iki değirmenin de dış tasarımı birebir aynı. Aynı öğütme kolunu kullanıyor, aynı topuz, aynı gövde ve aynı hazne. Kapasiteleri de aynı. Yani aslında bakarsanız bu iki değirmen arasındaki tek fark kesicisi. Yani kesici kısmında bir değişiklik yapılmış ve titanyum kesici kullanılıyor. Yine hemen her değirmende yaptığım gibi sökmeye başlıyorum. Yine sökme prosedürü de aynı. Değirmen kolunu taktıktan sonra saat yönünün tersine çeviriyorsunuz ve ilk önce ayar vidası çıkıyor, ardından ayar plakası çıkıyor ve daha sonra da kesiciye ulaşıyorsunuz. Buradan sonra ise değirmenin kesicisinin konumunu ayarlayan bir yay, bir de pul çıkıyor. Ve bu kolu da çektiğinizde tamamen değirmeni sökmüş oluyorsunuz. Zaten detay temizliği de böyle yapıyorsunuz ve bir de mil var. Şimdi söylediğim gibi bu iki değirmenin tasarımı birebir aynı. İkisi arasında hiçbir fark yok. Sadece tek fark kesicileri. Bu sağdaki değirmende olan filtre için olan kesici. Bu soldaki değirmendeki ise espresso için olan öğütücü. İkisi arasındaki fark bir tanesi çelik, bir tanesi çelik üstü titanyum kaplama. Bu filtre için olan kesici beşgen. Bu ise daha sert bir malzemeden yapılmış titanyum kaplama olduğu için ve altıgen. Üst kısımları ise daha küt ve dik açıyla çıkıyor. Bu da size ince öğütümlerde büyük bir avantaj sağlıyor ve bu şekilde süreyi oldukça düşürebiliyorlar. G1 incelemesinde de söylediğim gibi yine benzer şeyleri söyleyeceğim. Filtre öğütüm için istiyorsanız yani daha çok filtre kullanıyorsanız bu kesiciyi ben size daha çok öneririm. Çünkü filtre öğütümlerinde bence biraz daha az toz üretiyor ve daha temiz fincanlar sağlıyor. Bu öğütücü ise filtre öğütümlerinde yine kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Fakat ayar olarak biraz daha yüksek ayarlara çıkmanız gerekiyor. Mesela bu kesiciyle 18 klik kullanıyorsanız bununla 22 klik kullanabilirsiniz. Ya da 23 klik kullanabilirsiniz. Bu sizin deneyimlerinize kalmış. Fakat dediğim gibi bununla filtre öğütmeye kalktığınızda biraz daha uzuyor ve biraz daha tozlu olabiliyor. Bu ikisi arasındaki genel fark. Peki ince öğütme geldiğimizde nasıl? İnce öğütme geldiğimizde ise aslında durum tamamen tam tersine dönüyor. Yani bu titanyum kaplama olan kesicimiz çok kısa sürede ince öğütümlerde performans sağlıyor. Yani buradakine göre 2 kat sürede azalma oluyor. Mesela 2 dakikada öğüttüğünüz bir espresso öğütümünü bununla 1 dakikada alabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir özellik. Espresso öğütüyorsanız kesinlikle size faydası olacaktır. Ve bir başka konu ise bu öğütücü ile ikisinde de aynı ayarı yaptığınızda her zaman daha ince alıyorsunuz. Yani bu da ne demek oluyor aslında? Bu kesiciyi tasarlarlarken aslında espresso kullanımı için de aralıkları biraz genişletmişler gibi duruyor. Yani mesela bu değirmende 8 klik kullandığınızda espresso acı olabilir, 9 kullandığınızda ekşi olabilir. Bunun ikisinin ortası yok. Çünkü bu el değirmenlerinde ayar kademesi olduğu için bunu sağlayamıyorsunuz. Bildiğiniz gibi Commandante'de de bunu yapabilmek için RedClicks adlı bir eklenti var. Size adım sayılarını iki katına çıkarıyor. Timemore burada ne yapmış? Benim gözlemim şu şekilde. Yani bu eski yani filtre için olan kesicide 8, 9, 10, 11 gibi aralıklar kullanılabilirken bunda 7, 8, 9, 14'e kadar espresso öğütebiliyorsunuz. Yani benim gözlemim buradaki aralıkların birazcık daha genişletilmiş olduğu ve size daha fazla öğütme aralığı imkanı sağlıyor bu. Özellikle espresso için. Bir diğer fark da bu mil ile ilgili. Yani bunu ben detaylı incelerken fark ettim. Normal Slim'deki mil ile Slim S'deki mil arasında diş sayısında bir diş fark var. Aslında bu da ne demek oluyor? Demek ki değirmendeki dişli
aynı değil, biraz daha dikeyde az mesafe kat ediyor. Yani öğütüm aralıkları biraz da darlaştırılmış. Bu da demin söylediğim şeylerle aslında birebir örtüşüyor. İkisinde de baktığınızda 74-75 çevirmeden sonra kesici kendini bırakıyor, yani dışarı çıkıyor. Fakat şimdi burada dediğim gibi birinde bunu 10 dişte, birinde 9 dişte yapıyor. Yani kesinlikle öğütüm aralıklarında ufak bir daraltma yapılmış. Bunu da kullanırsanız tecrübe edebilirsiniz. Bu değirmenle ilgili genel olarak söyleyebileceğim şeyler bunlar. Tasarımını zaten bir önceki videoda da bahsetmiştim. Komple alüminyum, metal bir malzeme kullanıyor ve çok kaliteli. Dışındaki bu elmas patern dedikleri yapı tutmayı çok kolaylaştırıyor. Gayet ince bir yapısı var. Aeropress'in içine de tamamen sığıyor. Yani benim favori değirmenlerimden bir tanesi diyebilirim Time More Slim modeli. Öğütüm için de dediğim gibi espresso için alıyorsanız, özellikle daha çok espresso kullanacaksınız, bu kesiciyi ben kullanmanızı öneririm. Eğer daha çok filtre için alıyorsanız bunu öneririm. İkisiyle de evet, hem filtre hem espresso kullanabilirsiniz. Ama bu sizin ihtiyaçlarınıza göre değişecektir. Time More burada iki tane opsiyon sunmuş ve ihtiyaçlarınıza göre bunu seçebilirsiniz. İki değirmene de bir miktar çekirdek koydum ve şimdi öğütüp size göstermek istiyorum. Hem bu arada değirmenin montajını da göstermiş olurum. Montajını da şu şekilde yapıyorsunuz. İlk önce mili üst yuvasından takıyorsunuz. Sonra öğütme kolunu takıyorsunuz ve sabitliyorsunuz. Buradan sonra ilk önce pulu. Pulun bir yönü yok. İki yönde de takabilirsiniz. Ardından yayın geniş kısmı altta kalacak şekilde. Sonra da kesiciyi yerleştiriyorsunuz. Bunun üstüne de deliğe denk getirecek şekilde ayar plakasını koyuyorsunuz. Evet. Ve buradan sonra da ayar vidasını takıp çeviriyorsunuz. Ben iki değirmenle de 15 klikte bir öğütüm yapacağım şimdi. Ve bunun size farklarını da birazcık göstermek istiyorum. Yine sıfır noktası ayarı dediğimiz şey. Değirmen şu anda kendini tutabiliyor. Evet, şimdi bıraktı. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, şu an iki değirmen de 15 kliğe ayarlanmış durumda. Daha önceden de çekirdekleri koymuştum. Öncelikle normal kesiciyle ne kadar hızlı sürdüğünü göreceksiniz. Sesi de farklı. Evet, şu an öğütüm bitti. Ve şu anda da espresso kesicisi yine 15 klikte. Aynı çekirdek biraz daha uzun sürdü fark ettiğiniz gibi ve öğütüm sesleri de birbirinden farklı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kahve Masası her Perşembe saat 9'da sizlerle ve bu konulara da tekrardan değineceğiz. Teşekkür ediyorum.